Selam sevgili dostlar, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Geçtiğimiz günlerde bir yayına konuk oldum ve sinema TV öğrencileri ve bu bölümü tercih etmek isteyenler için bir takım bilgiler verdim. Beni yayınına davet eden Münevver Hanım'a sonsuz teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Bu bilgileri aktardığım yaklaşık 1,5 saatlik yayın süresi boyunca çeşitli soruları cevapladım. Şimdi ise bu yayında sorulan soruları Sinema TV Öğrencisi için Taktikler adlı podcast serisine eklemek istiyorum. Serinin gidişatından bahsederek başlayayım. Bu programda sorulan soruları tek tek aktarıp her bir soruya kısıtlı yayın süresi boyunca verdiğim yanıtları biraz daha genişleterek aktarmayı planlıyorum. Yani her soru ve o soruya verdiğim yanıt bir podcast olarak karşınızda olacak. Soruların cevap süreleri eşit uzunlukta olmayacağı için podcast süreleri de çeşitlilik gösterebilir. İyi dinlemeler efendim. Programda sorulan ilk soru, sinema ve televizyon bölümleri araştırıldığında çok çeşitli isimlerin karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Öğrenciler hangisini tercih etmelidir? Benzeri bir soruydu. Sevgili dostlar, sinema ve televizyon bölümü üniversitelerin farklı fakültelerinde farklı isimlerle kurulmuş olan bölümler olabiliyor. Örneğin, bir üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde sinema ve televizyon ismi ile bir bölüm kurulmuşken, başka üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bu bölümün ismi film tasarımı olabiliyor. Hatta ve hatta pek çok üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi yerine Sanat ve Tasarım Fakültesi ya da Tasarım Fakültesi ya da Mimarlık ve Tasarım Fakültesi gibi farklı fakülteler bile yer alıyor. Ancak tüm bu fakültelerde kurulan sinema TV bölümleri temelde aynı hizmeti vermektedir. Bir de iletişim fakülteleri bulunmakta. İletişim fakülteleri arasında yer alan, eşdeğer kabul gören bölümün ismi de radyo, televizyon ve sinema bölümü oluyor. Yine burada da bu isim bazen değişiklik gösterebiliyor. Bu karmaşanın kolay kolay düzeleceğini sanmıyorum. İletişim fakülteleri ve güzel sanatlar fakülteleri, sinema ve televizyon bölümleri ve muadil bölümleri arasında temelde büyük benzerlikler gözlenirken, özellikle iletişim fakültelerinde hukuki yaklaşımlarla ilgili dersler, radyo programcılığı, iletişim alanındaki çeşitli dersler verilirken Güzel Sanatlar Fakültelerinde daha çok sanatsal bakış açısıyla oluşturuluyor ders programları. Örneğin sanat tarihi dersi de alıyorsunuz Güzel Sanatlar Fakültesi altındaki sinema ve televizyon bölümlerinde. Öğrenci bu durumları göz önünde bulundurarak ve iyi araştırarak gelecek için planladığı bölümün hangi fakülte altında hizmet verdiğini değerlendirmek zorundadır. Tercih yaparken iki fakülte arasındaki farklar kadar farklı üniversitelerin aynı isimli fakülteleri olmasına rağmen ders programlarındaki değişiklikleri de göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin, televizyon alanında çalışmak istiyor olabilirsiniz ancak bölümün adında geçen televizyon ibaresini aldanma olasılığını da göz önünde bulundurmalısınız. Bazı bölümlerin isminde televizyon olmasına rağmen ve hatta ders programında televizyon içerikli dersler olmasına rağmen işin içine girdiğinizde bu eğitimin olmadığını görmeniz de olasıdır. Tavsiyem, üniversite tercihinizi yapmadan istediğiniz okulu ziyaret etmeniz, bölüm olanaklarını gözden geçirmeniz ve hocalarla sohbet etmenizdir.